Herkese selamlar. Yeni bir Berhetiye bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Berhetiye duasını artık başlayıp biraz daha detaya inmeye devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Berhetiye derslerine başladık. Ya insanımız çok garip. Bu gizli ilimler sınıfına giren konulardan bir tanesi. Berhetiye dersleri yani. Meraklısı olan da var, olmayan da var. Evvela burada anlatalım ki İnsanları nasıl kullanacağını, nasıl faydalanacağını anlasın ya da nasıl kullanılmayacağını anlasın. Duyuyorum ben işte Berhetiye'yi şu kadar okudum, şu oldu, şu kadar okudum, bunu gördüm, bu kadar okudum, şöyle zarar gördüm diye. Çünkü kontrolsüz okunuyor. Biz anlamasını istedik insanların. Ama o kadar çok hakaret ve tehdit var ki şaşırdım kaldım ya. Yani bu bir ilim. Bu bir ilim kardeşim. Ücret istemiyoruz. Herkes faydalansın istiyoruz. Hadi herkes bunu uygulasın da demiyoruz. Meraklısı kimse, alakalısı kimse onlar dinlesin. Uygulanma metotlarını uyguladığımız zaman bize nasıl faydası olur veya nasıl uygulansak bize zararı dokunur? Bunları anlatmak istiyoruz ki insanlara zarar görmesin, yanlış okumalar yapmasın diye. Ya bunda bile açık açık tehdit ediyorlar ya. Yani dava bile ettik yani. Yani bu bir ilim. Neyi sizi rahatsız ediyor anlamıyorum. Onlar için söylüyorum. Beğenmiyorsan izlemezsin. Takip etmezsin olur biter. Yani ben sirkeyi sevmiyorum diyorsun. Markete gidip sirke alıyorsun. Sonra evine gelip vay efendim bu sirkenin kokusu niye böyle diye şikayet ediyorsun. Etme kardeşim, o zaman marketten sirkeyi alma. Hatta o marketten bile alışveriş yapma. Sirkeyi alıp bile isteye evine gelmişsin, sonra şikayet ediyorsun. Neyse, devam edelim dersimize. Şimdi ekranımızla da devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Berhetiye'de okunuş farklılıkları vardır. Burada da aşere-i takrib devreye girer. Aslına bakarsanız aşere-i takrib dahi başlı başına bir ilim. Yani bu ilim gerçekten bir derya. O kadar geniş ki her kelimesi için saatlerce konuşmak gerek. Ama günümüzde zaman kavramı ortadan kalktığı için ne zaman yetiyor ne vakit yetiyor. İnsan kısacası anda kalamıyor. Yani şöyle düşünün, bir günde 24 saat var değil mi? 12 saat gündüz, 12 saat gece olmak üzere 24 saat var. Bu 24 saat falan artık bana inanın hikaye gibi geliyor. Şöyle bir sakinleşip gerçekten bir gününüzü bir düşünsenize. Yani sizce 12 saatlik bir zaman dilimi mi? Zaman su gibi akıp geçiyor. Bu döngüler artık değişti. Günler artık 12 saat değil bana göre. 24 saat değil bana göre. Neyse. Sadece ismi 12 kalmış ya da 12 diye sınıflandırılmış. Konumuza dönelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, aşere-i takribe sonraki bölümde detaylıca gireceğiz ama okunuş farklılıklarına bakalım istiyorum. Ekranımızı da açıyoruz. İki tane okunuş biçimi var. Birinci okunuş biçimi, yani Berhetiye'de iki tane okunuş biçimi var. Bu çok tartışılan bir konu. Birbirlerine, bazı kişiler birbirlerine o okunuş yanlış, bu okunuş yanlış diyor. Bakalım şimdi beraber. Ekranda da görüyorsunuz. Allahümme bi izzeti berheti kerir tetlih turan mezcen bezcel terkab diye okunan bir biçim var. Bu farklı bir biçim. Bir diğer okunuş biçimi ise sonuna ek alıyor. Ekranda da görüyorsunuz. Berhetin, keririn, tetlihin, turanin, mezcelin, bezcelin, terkabin diye devam eden ikinci bir okunuş biçimi. Genellikle bu iki tane okunuş biçimini görürüz. Yani sonuna ek almıştır, takı almıştır. Şimdi bunu gören bazı arkadaşlar bir diğerine hayır bu yanlış diyor. Yani bazı kişiler kerir doğru diyor. Bazı kişiler hayır kerir aslında yanlıştır. Doğrusu keririndir diyor. Aslında ikisinin okuduğu da doğru. İkisinin okuduğu da doğru. Çünkü bu sisteme ilgeç deniyor. İyilikte türler var tabii ki. İyilik ifade edenler, aitlik ifade edenler. Buna ilaveten zaman, çıkış noktası, yön gibi iyilik türleri de vardır dillerde, dil bilgisinde. Dolayısıyla buna, bunların tümüne ilgeç deniyor. Ancak burada kullanılan, yani Berhetiye'de kullanılan, aslını ifade etmede kullanılan iyilik türü, in, un, şin gibi takılar aslına ait olduğunu gösteren takılar. Mesela kalemin ucu kırıldı. Çiçeğin güzelliği,
Kürşat'ın enerjisi, Berhetiye'nin isimlerinin sonuna gelen takılar da birer iyelik, iyelik takısı. Ve o ismin enerjisini, o isme ait olan enerjiyi anlatıyor aslında. Yani özetle bu takıların kullanılması yanlış değil. Aksine doğru. İn, un, şin gibi aldığı takılar ilgeç takısı olduğu için okunuş farklılıkları sebebiyle asıl olanın anlamını değiştirmiyor. Az önce örneğinde verdiğimiz gibi. Yani şöyle düşün. Kalem ucu kırıldı. Kalem ucu kırıldı. Dediğimizde de aynı şeyi algılıyoruz. Ya da kalem ucu kırıldı. Kalem ucu kırıldı. Aynı şey aslında. Sadece söylem tarzı değişiyor. Yani kalemin ucu kırıldı dediğimizde de aynı şeyi sarf etmiş oluyoruz. Özetle okuma farklılıkları Berhetiye isimlerinin muhteviyatını değiştirmez. Yani sen okurken istersen keririn diye oku, ister kerir diye oku. Hiçbir farkı yoktur. Şimdi bu takıların benzerini nerede görüyoruz? Esmaül Hüsna'larda görüyoruz. Orada ne var? Ya takısı vardı değil mi? Allah Rahman demiyoruz da ya Allah ya Rahman diyoruz. Buradaki ya takısı veya Berhetiye'deki un, in, şin gibi takıların ilgeç olmasının yanı sıra bir de manevi anlamları var. Yani ona farklılık katan manevi anlamlar var. Görelim. Mesela biri seslendirme. Bu takı o ismin okunuşunda telaffuzunu kolaylaştırır. Bu nedenle telaffuzu kolaylaştırdığı için takı almıştır. Bir diğeri vurgu takısıdır. Yani bu isimlerin Esma-ül Hüsna'nın ya da Berhetiye'nin anlamını ve önemini vurgulamak için o takıyı almıştır. Örneğin Ya Rahman derken Allah'ın rahmetinin sonsuzluğu ve genişliğini daha çok vurgulamış oluruz. Bir diğeri dua ve niyazdır. Bu da bu takıyı aldığında Allah'a dua ve niyaz ederken kullanılması sebebiyle o takıyı alır. Örneğin Ya Allah'ım beni affet, Ya Rahman beni affet deriz yani. İşte af dilediğimizi daha samimi, daha vurgulu şekilde anlatabilmek için dua ve niyazda kullanılır. Berhetiye'de cinler aleminin esması demiştik değil mi? İlk derste hatırlayın, ilk dersi izlerseniz. Cinler aleminin sakinleri tarafından, tabi iman edenleri, iman sahipleri tarafından Allah Azimüşşan'ın büyüklüğü ve yüceliği ile dua ederken bu takılar kullanılıyordu. Bir diğeri saygı ve hürmet konusu. Buradaki takılar Allah'a karşı saygı ve hürmeti ifade etmek için kullanılır. Ya takısı okumak ya da işte keririn takısı okumak Allah'ın yüceliği ve kudretini daha iyi anlamamızı sağladığı düşünülür. Bu yüzden kullanılır. Bir diğeri dil bilgisi konusudur. Burada da seslenme anlamına gelir. Yani ya takısıyla okumak seslenmeyi ifade eder. Ya Allah deriz yani. Tamamıyla bu seslenmeyle alakalı bir meseledir. Ya da taklihin, keririn deriz. Burada da amaç seslenme amacıyla kullanılmasıdır. Bu da seslendiğimiz varlıktan yardım isteme sebebiyle ortaya çıkar. Allah Azimüşşan'dan yardım isteme sebebiyle ortaya çıkar. Evet sevgili arkadaşlar, bu dersi de burada noktalayacağız. Ama özetleyecek olursak Berhetiye okunuşlarında farklılıklar olabilir. Bunların çeşitli sebepleri var elbette ki ve farklılık olması hatalı olduğu anlamına gelmez. Okunuş farklılıklarında takılar alırlar ve bu takıların olmasının sebepleri vardır. Bu derste de bu sebepleri sıraladık. Bir sonraki dersimizde yine bu farklılıklar üzerinde durduğumuz bir ders olacak ve o derste de inşallah aşarıyı takrib meselesini anlatmaya çalışacağız. Yeni derse görüşene dek. Allah'a emanet olun. Havas ilminin sır perdesi açılıyor. Eğitime katılanlar ilahi lezzete ulaşıyor.
duyunca çok korktum. Kafamda tülbentim var, tülbentim üzerine de kulaklığım var. Ama o sanki tülbent benim yüzüme doğru kapandı ve ben çok utanmaya başladım. Utandıkça başım böyle hafif hafif, sanki önümde o tülbentim tamamen benim yüzümü kapattı ve önümde şey yaptım. Hala kalbim böyle atmaya başladı ama hala çok korkuyordum. Sanki bir şey bana dokunacakmış gibiydi ve ağlamaya başladım. Ama çok hüngür hüngür ağlamadım. Sanki hani biz günahkar kullarız, onlar gerçekten... Sadece şey dedim, ya Resulallah'a selam olsun dedim ve ağlamaya başladım. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hocam ben siz daha kalp tasını anlatmaya başladığınız gibi bir enerji hissettim. Hala da olamıyorum. Okumanın yarısında başımda çok şiddetli ağrı hissettim. Biraz geçti ama hala devam ediyor. Hava silmiyle hayatınıza yön verebilir, bereket, şans, kariyer gibi tıkanıklıkları açabilir, metafizik enerjilerden arınabilirsiniz. Ben de gözümü kapattığım an gözümün önüne böyle renkli şeyler gelmeye başladı. Mor, sarı. Sonra kurt gördüm. Kurda benzer bir şey. Ondan sonra sağ elim zaten kalbimdeydi. Sol elimde dizimin üstündeydi. Böyle bir enerji akımı ama çok yüksek bir şekilde. Bir de sanki biri böyle gelir değer ya size. O şekilde evet. Hissettim. Kalbimin içinde de hani bitirdiniz ya, ondan sonra bir ağrı demeyin de bir baskı gibi şu an hala da hissediyorum. O başladı. Bir de kalbim şu an hala pırpır atıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece kalbim yandı. Ağlıyorum ve utanıyorum onun için. Teşekkür ediyorum. Siz de bu eşsiz duyguları hissetmek için Havas eğitimlerine katılın.